Merhabalar. Bugün 23 Mayıs 2024 ve Canva bugün Canva Create isminde büyük bir etkinlik yayınladı ve bu etkinlikte yeni özelliklerini tanıttı. Bu özelliklerin her biri çok güzel ama en öne çıkanı Canva arayüzünün değişmiş olması. Gördüğünüz üzere Canva'nın yeni arayüzü oldukça minimalist, oldukça temiz ve sade bir tasarıma sahip. Eski arayüz de oldukça temizdi ama bu biraz daha basitleştirilmiş, biraz daha her şeyin kolayca ulaşılabilir hale getirilmiş versiyonu. Canva bu yeni tasarımıyla tasarım yaparken yaptığımız tasarımı çok daha ön plana çıkartmış ve her şeyin kolay bir şekilde ulaşılabilir olmasını sağlamış. Tasarım oluştur sekmesi eski versiyonda sağ üst kısımdaydı ama artık sol tarafta orta panelde yer alıyor. Projeler, şablonlar, marka kiti ve uygulamalara yine bu panel üzerinden ulaşabiliyoruz. Ana sayfadayken bizi bir arama çubuğu, dosya türleri ve daha önce yaptığımız tasarımlar karşılıyor. Orta kısımda bu tasarımlara her zaman ulaşabileceğimiz yeni bir alan var. Mesela ben bu tasarımı yıldızladığımda gördüğünüz gibi sol tarafta ulaşılabilir bir hale geliyor. Klasörleri, bileşenleri, her şeyi yıldızlayıp bu alanda görebilirsiniz. Onun haricinde ben bu tasarımı ayrıca ekipler için yıldızlayabiliyorum. Böylelikle ekibimde yer alan herkes de bu yıldızlı şablonlara kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Bir şablona ulaşmak istediğimde bakın şablonu tıkladığımda Fark ettiniz mi? Bu alanda yeni bir pencere var. Aslında henüz tasarıma girmedim. Tıkladığım anda tasarlamaya, düzenlemeye başlayacağım ama şu an yalnızca görüntüleyebiliyorum. Böylelikle daha önce yaptığım tasarımları kontrol etmek için tasarımın içerisine girmeme gerek kalmıyor. Ben sadece tasarımı tıklayarak açılan pencerede kolaylıkla bu tasarımı görebiliyorum. Yeni bir sayfada, yeni bir sekmede bu tasarımı açabilirim yahut herhangi bir öğeyi tıkladığımda Doğrudan gördüğünüz gibi editör moduna tasarım yapacağım alana gelmiş oldum. Videonun başında söylediğim gibi bu tasarımla bizim yaptığımız tasarımlar daha ön plana çıkmış durumda. Biliyorsunuz önceki tasarımda sol tarafta menüler vardı ama bu buraya sabitti. Ancak biz kapattığımız zaman buradaki sekme kapanıyordu. Şimdi öyle değil. Biz herhangi bir bölümün üzerine geldiğimizde bölüm açılıyor. Bir başka bölüme gittiğimizde de yine orada yüzen bir menüyle her şey karşımıza çıkıyor. Onun haricinde üst tarafta bu şablonla alakalı hangi yetkilere sahibiz bunu kolayca görebiliyoruz. Mesajlaşma alanı çok daha geniş bir yer kaplıyor. Böylelikle tasarım yaparken diğerleriyle iletişim kurmakta oldukça kolaylaşıyor. Ayrıca hangi sayfadaki yorumla görevle ilgileniyoruz bunu da kolay bir şekilde görebiliyoruz. Eğer marka kullanıyorsanız, bir markanız varsa kolay bir şekilde marka şablonu olarak yayınlayabiliyoruz. Bildiğiniz üzere biz herhangi bir bileşeni seçtiğimizde üst tarafta sabit bir çubuk vardı ve tüm değişiklikleri bu çubuk üzerinden yapıyorduk. Mesela fontun rengini değiştireceksem buradan değiştiriyordum. Hala öyle ama bununla birlikte bu yüzen çubukla birlikte eğer sağ taraftaki okları tıklarsam gördüğünüz gibi düzenleme fonksiyonları, düzenleme özellikleri sağ tarafta yeni bir pencere olarak açılıyor. Ben bir bileşen eklediğimde mesela şu bileşeni ekleyeyim. Rastgele şu bileşeni ekledim. Bakın bu bileşeni ekledim ve kapandı hemen buradaki pano. Tekrar bileşenlere geldiğimde kaldığım yerden devam edebiliyorum. Fotoğrafı düzenlemek istedim. Bakın üst kısım Yine bizim eski panelimize benzer bir yüzen panel var ama ben oku tıkladığımda bu sağ tarafa alınmış oluyor. Böylelikle fotoğraf düzenleme araçlarına örneğin çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum ve ekrandaki kullanmadığımız her şey sürekli kapandığı için tasarım alanı yaptığımız tasarım çok daha net bir şekilde karşımızda duruyor. Bu yeni tasarım benim çok hoşuma gitti. Canva'nın etkinlikte yayınladığı tüm özellikler çok hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. <laughs>